El pislenmeden ağız şekerlenmez. Çok çok eskiden ülkelerden bir ülkede tembel oğlan derler bir oğlancık yaşarmış. İşi gücü yan gelip yatmak gününü gün etmekmiş bu tembel oğlanın. En çok sevdiği şey de şekermiş. Gün boyu bir ağacın gölgesine oturur, tıkır tıkır şeker yermiş. Önceleri anasıyla babası daha küçük, hele biraz büyüsün bu tembelliğini atar diyorlarmış. Ama yıllar geçtikçe tembel oğlunun tembelliği azalacağını arttıkça artmış. Zavallı anayla baba ne dedilerse, ne yaptılarsa tembel oğlana iş tutturamamışlar. Tembel oğlan ben çalışmak istemiyorum diyormuş da başka bir şey demiyormuş. Oturuyormuş. Oturuyormuş ağacın dibine. Anasının babasının çalışa didine kazandıkları paralarla aldıkları şekerleri yiyormuş. Bir beş derken bu durum anayla babanın canına tak etmiş. Şunu köye Akça dedenin yanına gönderelim. O bilge kişidir. Belki bizim oğlanın da tembelliğine bir çare bulur demişler. Tembel oğlanı bindirip bir arabaya yollamışlar Akça dedeye. Akça dede, torunum geliyor diye bir gün önceden hazırlıklar yapmış. Pastalar, şekerlemeler, börekler almış. Tembel oğlan evden adımını atar atmaz görmüş tabii bunları. Gözleri parlamış. Dedeciğim siz dünyanın en iyi dedesisiniz diye bağırmış. Sonra da bu mektubu annem size vermemi söyledi diye zarfı uzatmış. Mektubu okudukça Akça dedenin kaşları çatılmış. Çünkü baştan aşağı tembel oğlanın tembelliklerini anlatıyormuş. Akça dede mektubu bitirdikten sonra tembel oğlana şöyle bir bakmış. Ama onun bunu gördüğü bile yokmuş. Ağzı sulana sulana pastalara, böreklere, çöreklere, şekerlere bakıyormuş. O zaman Akça dedenin yüzünde muzip bir gülüş belirmiş. Sofradakileri beğendin mi diye sormuş. Beğenmekte söz mü? Bayılmışmış tembel oğlan. O sofradakileri yemek istiyorsan, önce bahçedeki çiçekleri sulamalısın diye gülümsemiş Akça dedi. Tembel oğlan ve iş. Olacak şey mi? Tembel oğlan bir bahçeye, bir sofradaki canım yiyeceklere bakmış. İçinden de, bugün yemezsem ölmem ya. Nasıl olsa yarın verir Akça dedem. Beni aç bırakacak değil ya demiş. Sonra da Akça dedeye dönüp, benim canım çalışmak istemiyor diye humurdanmış. Akça dede hiç sesini çıkarmamış. Sokakta oynayan çocuklara, çocuklar bahçeyi bir güzel sulayın, kötü otları temizleyin, sonra da bana gelin diye seslenmiş. Çocuklar Akça dedenin böyle söylediği zamanlar onlara güzel şeyler vereceğini biliyorlarmış. Her işten sonra el pislenmeden ağız şekerlenmez evlatlar çalıştınız, eliniz kirlendi. Şimdi çalışmanın karşılığı olarak ağzınız şekerlenmeli dermiş. Çocuklar bir saat içinde bahçeyi pırıl pırıl yapmışlar. Bir güzel de sulamışlar. Sonra neşe içinde evin içine doluşmuşlar. Akça dede onların kirli ellerine bakıp şimdi ellerinizi yıkayın ve doğru sofraya oturun demiş. Sonra da tembel oğlana dönüp onlar çalıştılar bu yiyecekleri hak ettiler. Unutma. El pislenmeden ağız şekerlenmez demiş. Ertesi gün Akçe dedi çocukları yine çağırmış. Bana odun toplayıp getirin. Sonra da beni görün. Kimler gitmek istiyor? deyince tembel olan "Ben!" diye bağırmış. Sonra da "El pislenmeden ağız şekerlenmiyormuş dedecim." demiş ve gülümsemiş. O günden sonra da tembel olan adı unutulup gitmiş çocuklar. Hatta o yörenin en çalışkanı olmuş bizim tembel oğlan. Tembellik yok değil mi? Yarın yine aynı saatte birlikte olalım.